İyi günler. Ben doçent doktor Fatih Çakır Gündoğan. Bu videoda bizlere sık sorulan sorulardan bir tanesi olan katarakt ameliyatından sonra tekrar katarakt oluşur mu sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle katarakt nedir? Bunu hızlı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Burada bir göz maketini görüyoruz. Gözümüzün en ön kısmındaki kornea tabakasını burada görüyoruz. Korneayı uzaklaştırıp gözün iç kısmına girdiğimizi düşünelim. Hemen korneanın arkasında şurada iris tabakası bulunuyor. İris tabakası gözümüze rengini veren renkli tabakadır. Irisin hemen arkasında ise doğuştan hepimizin gözünde bulunan lens bulunuyor. Lens doğuşta saydamdır ve 60 yaşından sonra genellikle birçok kişide saydamlığını kaybeder ve katarakt oluşur. Burada lensin göz içerisindeki konumunu düşündüğümüz zaman ışık önden geldiği zaman eğer saydamlığını kaybetmiş bir lens var ise bu durumda gözün arka kısmına doğru ışığın geçemeyeceği açıktır. İşte saydam olan bu lens tabakası saydamlığını kaybettiği zaman katarakt adını alıyor. Katarakt ameliyatında bu lensin arkasındaki ince bir zar hariç tamamını alıyoruz ve buradaki boşluğa yapay göz içi mercekleri yerleştiriyoruz. Yapay göz içi mercekleri yerleştirdikten sonra yine aynı şekilde saydam mercek ömür boyu gözün içerisinde bulunuyor. Bu merceğe daha sonra herhangi bir işlem yapılması gerekmiyor. Yani gözden takılıp çıkarılması gerekmiyor. Ancak mercek yerine konulduktan sonra hemen arkasında kalan çok ince zar bazen saydamlığını kaybedebiliyor. Bu bazı kişilerde ameliyattan hemen 1 ay, 2 ay sonra kadar kısa bir sürede olabiliyor veya 5 yıl, 10 yıl sonra ortaya çıkabiliyor veya bazı kişilerde hiç ortaya çıkmayabiliyor. Buna halk arasında genellikle kataraktan sonra tekrar katarakt oluşumu diye anlatılıyor. Ancak tıbbi adı arka kapsül kesafeti, yani arka kapsül dediğimiz lensin arkasında bıraktığımız ince kapsülün, ince zarın saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşmasıdır. Bunun çözümü kolaydır. Birkaç lazer atışıyla ayaktan hastanın hastaneye yatış işlemi gerekmeden hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesi mümkündür. Günlük pratiğimizde görme seviyesi onda 1, onda 2 kadar azalmış olan birçok hastaya yag lazer tedavisi yaptığımız zaman hemen yarım saat, 1 saat içerisinde görme seviyesi onda 9'lara, onda 10'lara çıkan birçok hastamız bulunmaktadır. Gözde başka bir problem yoksa, bunun dışında kataraktın ve arka kapsül kesafetinin dışında başka bir problem yok ise bu hastalar son derece faydalı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.